Herkese merhabalar. Bu dersimizde ikinci örneğimizi hızlı bir şekilde yapacağız. Kullanıcıdan iki kelime alıp bu kelimeleri identity operatörleriyle kıyaslayın diyor. Hemen kullanıcıdan iki tane kelime alalım. Şöyle K1 ve K2 diyelim. Input diyorum. Lütfen ya da şöyle diyeyim, lütfen demeyeceğim. Birinci kelime diyeceğim ve gelip burada yine input deyip ikinci kelime diyorum. Yani kullanıcıdan iki kelimeyi K1 ve K2 değişkenlerine atamış oldum. Şimdi gelelim karşılaştırmasını yapalım. Print diyorum. K1 is K1 mi? Print diyorum. K1 is K2 mi? Ya da isterseniz şöyle biraz daha açalım. K1 is not şöyle diyelim. K2 is K2 mi? Ve K2 is K1 mi dediğimde hemen bunu inceleyelim. Birinci kelimeye giriyorum Fatih. İkinci kelimeye giriyorum Kaan. Baktığımız zaman ne oluyor? Birinci kelime için biz K1 ile K1, yani kelime 1'i kıyaslıyorduk. Fatih Fatih'e eşit mi? Evet eşit. İkinci kelime Kaan. Fatih Kaan'a eşit mi? Hayır değil. Kaan Kaan'a eşit mi? Evet eşit. Kaan Fatih'e eşit değil mi? Hayır değil manasında karşımızda çıkıyor. İstersek bunu burada K1 yazmak yerine kullanacağımız kelimeleri de buraya yazabiliriz. Yani kullanacağımız stringleri de oraya yazabiliriz. Gelelim. K1 is not K1. Şimdi bunun için çıktıları gözlemleyelim. K1 is not K2. Print. K2 is not K2. Ve print. K2 is not K1 dedik. Geldim. Burada da aynı şekilde şöyle Fatih ve Kaan kelimelerini girdiğim zaman alttaki dörtlüyü değerlendiriyoruz şu anda. Fatih Fatih'e eşit değil mi? Hayır eşit. Fatih Kaan'a eşit değil mi? Evet değil. Kaan Kaan'a eşit değil mi? Hayır eşit. Kaan Fatih'e eşit değil mi? Evet değil manasında çıktılarımızı alıyoruz. Şimdi gelip bir de şu çıktıları gözlemleyelim beraber. K1 is Fatih mi? Ondan sonra print K2 is şöyle K1 is Kaan mı? Print K2 is Fatih mi? Print K2 is Kaan mı? Şeklinde bu dördünün de çıktılarını görelim. Görmüş olduğumuz üzere burada da bir syntax warning hatası alıyoruz. Diyor ki sen eğer bir objenin içerisindeki değeri şu anda tanımlamış olduğun statik yani manuel bir değer ile kıyaslıyorsan eşit eşittir mi denemek istedin diye bize bir uyarı veriyor. Bu uyarıyı dinlediğimizde arkadaşlar gelip şurada mesela hepsini eşit eşit yazarsak biliyorsunuz ki herhangi bir uyarı almayacağızdır. Şöyle uyarı almayacağız. Peki bu arasındaki yani bu arasındaki fark ne? Bu arasındaki fark şu arkadaşlar. Şimdi biz buradaki is operatörü ile iki değişkenin kıyaslanmasını yaparken bunu sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani iki değişkenin, iki objenin değerini karşılaştırırken is operatörü bizim işimize yarıyor. Çünkü o objenin hem tipinin hem de değerinin kontrol edilmesi için bizim işimize yarayan bir operatör is operatörü. Örneğin ben burada gelip şu anda sayı 1 eşittir 5, sayı 2 eşittir 5.0 dediğimde print sayı 1 is sayı 2 dediğimde ne yapacak? Hem tip hem de değer olarak bunun kontrolünü sağlayacak. Geliyorum run diyorum. Kelimelerine girdiğim önemli değil. Görmüş olduğunuz gibi tip değer false şeklinde karşıma çıktı. Yani iki objenin karşılaştırmasını sağlayan operatör is operatörü. Eğer değerleri karşılaştıracaksanız eşit eşit operatörüyle yani comparison operatörleriyle karşılaştırıyorsunuz. Şimdi gelelim burada biz bunu artık bunları mecburen eşit eşitle karşılaştıracağız. Is'i kullanmıyoruz. Sadece bir uyarı niteliğinde bir mesaj bu. Evet, bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.